yaşıma. Merhabalar. Kendi çocukluğunuzla çocuğunuzun çocukluğunu karşılaştırıyor musunuz? Sakın sakın karşılaştırmayın. Çünkü zaman değişti. Siz başka bir insansınız, çocuğunuz başka bir insan. Buna gerçekten çok önem göstermenizi arzu ederim. Tabii ki oyunun doğası itibariyle oyun sürekli değişmekte. Çocuklar da değişmekte, zaman da değişmekte. Ama değişmeyen bir şey var, çocukların oyuna ilgisi çağlar boyunca devam eden bir ilgi ve üstelik de sadece bize ait, bizim kültürümüze ait bir ilgi değil. Oyuna olan evrensel ilgiyi biz çocuklarımızla olan etkileşimimizde güçlü bir bağ olarak kullanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi evlerde neler oluyor? Çocukların oyun hayatı nasıl değişti? Şu anda içinde yaşadığımız yüzyılı düşünürseniz dijital oyunların çocukların hayatına ve bizim hayatımızda çok etkili olduğunu biliyoruz. Biz uzmanlar 3 yaşından önce hiçbir çocuğun dijital oyunlarla muhatap olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hem bu zihinsel hem sağlık gelişmesi açısından önemli araştırmalarla desteklenen sonuçlar. Zamanın ihtiyaçları değişti, koşullar değişti, evdeki yaşantılar değişti. Eskiden belki çocuklar daha uzun süreyi evlerinde geçirebiliyorlardı. Şimdi çocuklar okula gidiyorlar. Çocukların oyun alanları değişti, gelişti, çeşitlendi aslında. Hem okulda oynuyorlar hem evde oynuyorlar. Eskiden belki daha kalabalık aileler bir arada yaşıyordu. Dolayısıyla anneanneler, babaanneler, dedeler, nineler, halalar, teyzeler kalabalık ailede çocukların oyun oynama, oyun arkadaşları daha farklı kişilerdi. Şimdi çocuk sayıları azaldı tabii ki ailelerde. Dolayısıyla çocukların beraber oyun oynayacakları evdeki paydaşlarında değişiklikler oldu. Çocuklar oyun arkadaşı olarak belki daha fazla sembolik oyun oynayarak, mış gibi yaparak oyuncaklarıyla oynamak durumunda kalıyorlar. Oyunların mekanları değişti. Eskiden, yani ben kendi çocukluğumu düşünüyorum, çok geç saatlere kadar dışarıda oynayabilirdik. Şimdi çocuklar için bu pek mümkün görünmüyor. Ama biz bilim insanları şunu özellikle vurgulamak istiyoruz ki evde oynanan oyunla dışarıda oynanan oyunun katkıları itibariyle tabii ki değeri çok birbiriyle denk düşünülebilir. Ama dışarıdaki oyun farklı duyulara da hitap etme imkanı sağladığı için son derece önemli. Evin içine her şeyi sokamazsınız, okulun içine her şeyi sokamazsınız ama doğada her şey var. Dolayısıyla çocukların açık alanda oynaması konusunda fırsatlarınızı tekrar gözden geçirmenizi öneririm açıkçası. Mümkün olduğu kadar hafta sonlarında çocuğunuzla zaman geçirdiğiniz saatleri lütfen düşünün. Ne yapıyorsunuz? Nerede zaman geçiriyorsunuz? Çocukları kapalı alanlarda, bir büyük AVM'lerdeki oyun parklarında mı oynatıyorsunuz? Yoksa toprakla, suyla, çamurla oynaması konusunda fırsatlar mı veriyorsunuz? Oyun aslında risklerle baş etme konusunda, kendi kendini yönetme konusunda çocuğa müthiş fırsatlar veriyor. Dışarıda eğer ki koşulları iyi ayarlandıysa ve siz denetimli bir gözetim içerisindeyseniz çocuğunuzla, çocuğun atlaması, hoplaması, yuvarlanması, bisiklete binmesi, kaykaya binmesi, top oynaması, belki her şeyin evde sağlayacağımız imkanlar değildir bunlar. Bu nedenle bu fırsatların çocuklara tanınmasının, onların gelişmesi açısından, özellikle fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişmesi açısından çok çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Tabii şimdi anneler babalar çalışıyorlar. Bu da önemli bir gelişme aslında. Çocuklarımıza ayırdığımız zaman açısından tabii ki de farklılıklarımız olabilir. Ama çocuklar zaten 24 saatlerini bizimle geçirmek istemiyorlar. Bizimle gerçekten geçirdikleri zamanda neler yaptığımız önemli. Bunun çocukların oyun tercihlerinde, oyun yaşantılarında etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı anneler babalar tanıyorum, çok mükemmeliyetçiler ve çocuklarının akademik öğrenmelerini gerçekten çok önemsiyorlar ve
oyunun akademik öğrenmeler karşısında bir engel olabileceğini düşünüyorlar. Yani oynadı oynayacağı kadar. Artık biz ciddi bir okul istiyoruz. Bu oyunla bu kadar zaman ayrılması gerekmez. Size bir sır vereyim. Eğer çocuğunuzun okulunda oyun dostu bir okulsa, çocuğunuzun gittiği okulda oyun temelli aktiviteler yapıyorsa bence çok doğru bir yerdesiniz demektir. Çünkü biz yetişkinlerin oyunu algılamasıyla çocukların oyunu algılamasının farklı olduğunu daha önce söylemiştim. Ama oyunun nerede, nasıl, kiminle oynanacağı tabii ki süreç içerisinde farklılıklar gösteriyor. Ama oyunun her zaman için çocuğun tüm gelişim alanını destekleme yönünde bir avantajı var ve okul, çocuklar önemli bir zamanların önemli bir kısmını okulda geçiriyorlar. Okulu eğer oyundan soyutlamışsa gittiğiniz okulu öyle düşünün. O zaman orada gerçekten çocukların ihtiyacını karşılama konusunda bir engel var demektir. Oyun dostu anne babalara, oyun dostu öğretmenlere, oyun dostu parklara, oyun dostu şehirlere ihtiyaç var. Gerçekten bulduysanız oyunu koruyan, oyuna değer veren, bilin ki o kişiler, o mekanlar sizin kadar çocuğunuzu düşünen kişiler ve mekanlardır. Orada olmaya devam edin isterim. Ozma, 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 oyun arkadaşım ol.